üzere 5 ilimizde 12 noktada yangınlar devam ederken yangınları söndürme çalışmaları da hummalı bir şekilde sürüyor sevgili seyirciler. O yangınların devam ettiği yerlerden biri Antalya'nın Manavgat ilçesi. 3 gün önce başladı biliyorsunuz orman yangını. Hali hazırda yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 42 mahallenin etkilendiği yangını söndürmek için tüm ekipler tüm güçleriyle, var güçleriyle, alevlerle mücadele ediyorlar. TRT Haber'den Merve Güneş de yangın bölgesinden şimdi son durumu aktaracak bize. Şu anda Manavgat'ta Hocalar Mahallesi olarak bilinen alandayız. Hemen arka tarafta Çardak mevki olarak bilinen alanda çok büyük bir alanda yayılan alevler var. İşte o noktada aslında alevler yayılmaya devam ediyor ancak rüzgarın şiddetinin şu anda çok daha az seviyede olduğunu, önceki günlere daha az seviyede olduğunu söylemem mümkün. Bulunduğumuz alansa Taşağıl mevki. İşte bu alanda da gerçekten inanılmaz bir çaba var. O alandan aslında bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi kameraman arkadaşım Ahmet Bağış da ekranlarınıza getirecek. Bu alanda tamamen köylüler, gönüllülerden oluşan 100 kişilik bir ekip kurulmuş durumda. Kontrollü aslında ağaçları kesiyorlar ve aynı zamanda arazözlerle birlikte de kontrollü yıkımlar, yangın gerçekleşiyor. Aynı zamanda karşı ateş açıyorlar aslında. Şimdi bu alanda çam ağaçlarının kozalakların sıçramasıyla ufacık alevlerin kozalakları fırlatmasıyla aslında alan çok daha genişliyor alevlere teslim olunan alan. İşte karşıdaki yangının olduğu alanın bu alana sıçramaması için aradaki mesafeyi açabilmek için de burada tamamen gönüllülerden oluşan bir ekipte ağaçları bilinçli şekilde, kontrollü şekilde kesmeye başladılar. Aynı zamanda arazözler burada. Ağaçlar kesildikten sonra kontrollü şekilde yakılıyor. Aynı zamanda arazözler de müdahale ediyor. Amaç aslında sadece alanı açmak, ortadaki alanı açmak, aynı zamanda köylere o alevlerin ulaşmamasını sağlamak, buradaki mahallelere ulaşmamasını sağlamak ve elbette ki ormanı korumak, daha büyük bir alanın yanmasını engellemek için. Şu anda kameraman arkadaşım Ahmet Bağış'ın gösterdiği alan tamamen kontrollü bir şekilde yakılan alan. İşte bu noktada arazözlerin müdahalesi var. Onlar aslında ekiplerin yaktığı yerlere, o gönüllülerin müdahalesiyle yakılan, kontrollü yakılan yerlere de su ve köpükle söndürme ve soğutma çalışmaları uyguluyorlar. Amaç sadece ormanlık o yanan alanın daha az alanda kalabilmesini sağlamak, alanın, alevlerin dağılmasını engellemek olduğunu söyleyebiliriz. Az önce bu alanlar kesildi. Buradaki ağaçlar tamamen az önce kesildi ve şu anda görmüş olduğunuz yanmış alanlarda az önce yine kontrollü olarak yakıldı. Burada inanılmaz bir çaba var. Tamamen gönüllüler, köylülerden oluşan ekipler hem köylerini korumak hem de ormanlık alandaki o yangının, alevlerin etkisini azaltmak ve dağılmasını engellemek için kontrollü ağaçları kesiyorlar ve aynı zamanda da kontrollü şekilde yangın alevlerle yakıyorlar. Tamamen tek amaçları da alevlerin dağılmasını engellemek, karşı yamaçta olan Çardak bölgesinde olan o alevlerin bu bölgeye gelmesini engellemek olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan aslında hemen arkada da bir alan var. Oradan da bahsetmek istiyorum. Özellikle burada dozerler de var. Onlar da aynı zamanda bu yıkılan, kesilen ağaçları bir yandan topluyorlar. Aradaki alanı, iki alanın arasındaki o boşluğu ne kadar fazla oluşturulabilirse o kadar da aslında yangının daha çok dağılması da engellenmiş olacak. Şu anda bulunduğumuz alan Manavgat. Hemen arkada Çardak bölgesinde yangın alevli bir şekilde devam ediyor. Ancak rüzgarın etkisinin önceki günlere göre daha az seviyede olduğunu da söyleyebiliriz.